Bir video sorumuz var muhterem hocam. Müsaade buyursanız bu soruyla başlayalım. Benim hocama bir sorum vardı. Ben İzmir'den arıyorum. Gelinim ile 5 senedir konuşmuyorum. Aniden geldi de bağır çağır yaptı. Seni Allah belanı versin, maymuna dönüp öleceksin. Bir de mezarıma küfür etti hocam. Ben ona çok kırgınım. O da gelmedi 5 senedir, ne özür dilediğinin başka. Ben de o seneden bu seneye kadar hiç konuşmadım. Gelse bile konuşmak istemiyorum. Hiç konuşmak istemiyorum hocam. Çok kırgınım çünkü. Ben bu konuda ne yapmalıyım? Vebalı ona mıdır, bana mıdır? Bu sorumu cevaplasanız çok memnun olurdum. Ellerinizden öperim hocam. Teşekkürler. Hocam buyurun. Efendim, Muhsin Bey, Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde cennetin 8 kapısı vardır. 8 kapısını açacak beşeri münasebet olarak 8 davranışımızdan söz edilir. Nedir onlar mesela sallallahu aleyhi ve sellem? Vellezine yufuna bi ahdillah ve la yenkuzun el misak. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Allah'ın kullarıyla olan münasebetlerini devam ettirirler. Ve yakafuna su'el hisab, kötü hesaptan korkarlar. Adin cennetleri ki onlara ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim, ana babalarından, eş ve çocuklarından salih olanlarla birlikte cennetlere girerler. Melekler çeşitli kapılardan girip selamun aleykum bima sabertum, sabrettiniz size selam olsun derler. Adin cennetlerine girerler. Hulasa akraba münasebetini devam ettirmemiz lazım. Yani olur olmaz sebepler dolayısıyla kırılmalar, darılmalar doğru değildir. Kin tutmalar. Aydınlık gidince yerine karanlık gelir. Sevgi gidince yerine nefret gelir. Bu küçük küçük kırgınlıklar, dargınlıklar büyür, büyür, cinayete dönüşür, fitnelere, fesatlara dönüşür. O yüzden bakın, cennete bir kısım insanlar geliyor. Melekler diyor ki, siz sırat görmediniz mi? Hayır. Mizan görmediniz mi? Hayır. Siz kim oluyor da direkt cennete gelmişsiniz? Nahnu ehlil fadl, biz erdemli kişileriz. Neymiş sizin erdeminiz? Bize kötülük edene biz iyilik ederdik. Bize gelmeyene biz giderdik. Bize vermeyene biz verirdik. Buyurun, buyurun öyleyse. Cennet size kutlu olsun. Melekler öyle diyeceklerdir. İki kırgın kişiden önce hangisi elini uzatır, önce hangisi selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Dünya niza değer mi değerli seyirciler? Dünya niza değer mi? Kavgaya değer mi? Yani ya yarın tevbe ederim, yarın barışırım diyoruz ama bir de bakıyorsun ki o yarına ulaşamadan ya o gidiyor ya ben gidiyorum. O yüzden yani birbirimizi sevmeliyiz. Kırgınlıklar, dargınlıklar devam etmemeli. Önce hangisi selam verirse, önce hangisi elini uzatırsa Allah'ın lütfuna o erer. Yani bakın bu sorudan, şimdi gelinimle 5 yıldır görüşmüyoruz. 1 yıl küs duran kişi o kişinin kanını dökmüş gibidir. Gelinim de bana ne diyor? Allah belanı versin, maymuna dönüp öleceksin, vah vah. Bunlar yani bıçak yarası iyi olur da dil yarası iyi olmaz. Bu sözlere ne lüzum vardır? Bu kadar nefse uymamız, yani evet,
nefse uymamız nefis, nefis. İnne nefse le emmâretun bisû, bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Nefsin yularını serbest bırakma, o ahıra git. Cenab-ı Hak Davud peygambere diyor ki, Davud nefsine uyma, feyudilleke an sebilillah. Seni Allah'ın yolundan saptırır Davud. Bir peygamberi Allah yolundan saptırabilecek olan nefis seninle bana neler yaptırmaz. O yüzden gelin aklımıza uyalım, imanımızın sesini duyalım ve nefse, şeytana mahkum ve esir olmayalım. Teşekkür ediyoruz hocam, Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.